Şimdi 2024 yılı hububat fiyatlarını toprak mahsulleri daha doğrusu Tarım Bakanlığı belirledi. Ulalar eski belediye başkanı Paşa da çiftçilerin zarar ettiğini, bu gidişle çiftçiliğin biteceğini belirtti. Ufak bir matematikle bile gelirlerin giderleri karşılamadığını söyleyen Paşa da şu ifadelere yer verdi. Şimdi 2024 yılı hububat fiyatlarını toprak mahsulleri daha doğrusu Tarım Bakanlığı belirledi. Efendim bu da 7 lira 50 kuruş, subvansiyonla beraber 8 lira, bu da 10 lira, 2 lira da 12 lira. Çiftçi acınacak duruma düştü. İlimizde şu andaki hububatın dönüm başı ortalama verimi 200 kilo. 200 kilo buğda sattığın zaman dönüm başına 2000 lira tutuyor. Arpa da 1400 lira tutuyor. Gel gelelim şimdi bir tarlanın ekilmesi ve masrafı. Bir dönüm tarla için sürüm 400 lira. Dönüme 25 kilogram buğda tohumu ekiyoruz 500 lira. 25 liradan, 20 liradan 25 kilo ekiyoruz. Dönüme 20 kilogram sünni gübre atıyoruz. Kilosu 20 liradan 400 lira. Bir dönüm ilaçlama 100 lira. Bir dönüm sulama 200 lira. Bir dönüm biçer döver 300 lira. Toplam 1900 TL'ye mal oluyor çiftçiye. Tarlanın masrafı 1900 lira. 2000 liraya buğdayı sattık. 100 lira para kazandık. 1400 liraya arpayı sattık. 600 lira zarar ettik. Ya bu nasıl iştir ya? Ya bu çiftçi artık bu 2025 yılında tarlayı ekemez. Çünkü artık masrafları karşılayan bir ürün alamıyorsun. Bir İşçi çalışıyor, bir kadın işçi çalışıyor pancarda 700 lira. Normal bir amele işçi götürsen 1500 lira istiyor. Buğdaya taban fiyatı 10 lira diye bir şey var mı? 7 liraya hiçbir şey var mı? Yani bu Tarım Bakanı, bu iktidar, bu milletin düştüğü durumu bir görsün ya. 2025 yılında inan ki çiftçi tarlayı ekemez. Çünkü parası yok ki ekemez. Bir ülkede tarım olmazsa hiçbir şey olmaz. Saman da satılmıyor. Niye satılmıyor? Hayvancılık da bitti. Hayvancılık da şu anda yok. Hayvancılık olmadığı gibi saman satılmıyor. Tarlada adam bırakmış. Ne yapacak? Yakacak mı? Ne yapacak? Belli değil. Saman da satılmıyor. Çünkü hayvan yok ki hayvanına adam saman alsın. Hal böyle olunca da enflasyon düşer. Öyle bir şey var mı? Düşmez işte. Çıkar. Hayvan yok. Arpa yok. Buğday yok. Saman yok. Ne yapacağız? Elimizi bağlayıp oturacağız. Ya bunları bir düşünmesin. Türk çiftçisinin mazotu düşmelidir. 45 liradan düşmelidir. Devlet karşılamalıdır. Yani yata veriyorsun, limana veriyorsun, zengine veriyorsun, düşük mazot çiftçine vermiyorsun. Tarım ümidine. Tespit yaptır. Paşa'da kaç dönüm gerekiyor? 50 dönüm. 50 dönümden ne kadar mazot harcar? Şunu hesap eder. Çıkarır verirsin. Onda verdiğin mazot parasını al. Motorunu taşıt alma. Akaryakıt vergisi alma. Bunu yapıyor musun? Yok. Bir şey yapmıyorsun. Çiftçi ne yapacak şimdi? Yani bu insanlar ne yapacak? Bu insanlar şu anda açlık çekiyor. Açlık. Yani ben devlete sesleniyorum. Bunun üzerinde durulması lazım. Tarım İl Müdürlükleri, Tarım Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı bu işleri çözmesi lazım. Aksi halde önümüzde felaket bekliyoruz. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat boyunca görevinin başında. Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri gece gündüz demeden görev yapıyor. Yangın, kaza veya diğer acil durumlarla karşılaşıldığında ekipler anında harekete geçerek hızlı ve etkili müdahalede bulunuyorlar. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri her an göreve hazır durumda bekliyorlar.
İtfaiye ekipleri gece geç saatlerde bile olsa şehrin her köşesine anında ulaşarak söndürme, kurtarma ve diğer acil durum müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Ekipler sadece yangınla mücadele etmekle kalmayıp aynı zamanda trafik kazaları, su baskınları, kurtarma gibi birçok çeşitli acil durumlara da müdahalede bulunuyor. Belediye Başkanı Bekir Aksun, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ederek, "İtfaiye ekiplerimiz acil durumlarda birçok önemli görevi yerine getirmektedirler. Bu nedenle itfaiye ekiplerimizin çabaları ve fedakarlıkları her zaman takdire şayandır," dedi. Erzincan Kafkas Aileleri Derneği tarafından Terzi Baba Türbesi ve Şehir Mezarlığı'nda şehitlerin ve ölenlerin ruhu için helva ve hediye dağıtıldı. Kafkas Aileleri Derneği bir gelenek olan insanların acısını hafifletebilmek amacıyla düzenledikleri helva dağıtımını Terzi Baba Türbesi ve Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirdi. Bu zaten yardımlaşma derneği olduğu için. Helva, su ve magnet dağıtılan etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğundu. Cuma günü münasebetiyle vatandaşların yoğun olarak geldiği Terzi Baba Türbesi'nde konuşan Kafkas Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cüneyt Şimşek şu ifadelere yer verdi. Ben Cüneyt Şimşek, Kafkas Aileleri Dernek Başkan Yardımcısıyım. Bu organizasyonda en büyük emeği olan Sayın Başkanımız Halim Albayrak'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi sağlık problemleri yüzünden şu anda aramızda yok. Ama kalbiyle, yüreğiyle burada sürekli bizi arıyor zaten, kendisine bilgi veriyoruz. Bu organizasyonu yapmamızın sebebi öncelikle şehit ailelerinin ruhun, şehitlerimizin ruhuna, sonra kendi akrabalarımızın ruhu için, onların ruhlarını, onlar ölmüş olabilirler ama şu anda hala bizim içimizde yaşıyorlar. Onların ruhlarını hayatta tutabilmek amacıyla bu şekilde hayır hasenatlarını yapıyoruz. Bu işi, organizasyonu yapmamızın bir sebebi de diğer STK'ların, diğer tüm kuruluşların aynı şekilde bu Terzi Baba'da bu tarz organizasyon yapmalarını istiyoruz. Biz de bunlara öncülük yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da bir örnek oluruz Erzincan'ımızda. Tüm siyasiler de aynı şekilde, devlet büyüklerimiz de bu tarz organizasyonlara devam ediyoruz. Çünkü onlar öldü gitti diyemiyoruz biz. Hala içimizde yaşatıyoruz. Ruhlarını rahat bir şekilde yaşamaları için bu tarz organizasyonlar, hayır hasenet durumları yaratmaya çalışıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Buyurun, tabii ki. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik motorlu taşıt sürücü sertifikası kursu düzenlendi. Bu kapsamda 150 personele A sınıfı sürücü sertifikası, 112 personele C sınıfı sürücü sertifikası, 87 personele CE sınıfı sürücü sertifikası, 98 personele D sınıfı sürücü sertifikası olmak üzere toplamda 447 personele sürücü sertifikası verildi. Geçit sürücü pist alanında düzenlenen sertifika törenine Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve müdür yardımcılarının katılımıyla eğitimde başarılı olan personele sertifikaları verildi. ...2024 ve 2025 yıllarında da emniyet personellerine yönelik sürücü sertifikası kursu açılması planlanıyor. Erzincan'da buğday hasadının başlamasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi Erzincan Ajans Müdürlüğü çiftçinin ürettiği buğdayı almayı aralıksız sürdürüyor. Alımların önümüzdeki ayda sürmesi bekleniyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Erzincan Ajans Müdürlüğü, Merkez ilçede ve Tercan'ın Mercan beldesinde buğday alımlarını büyük bir hızla sürdürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Erzincan Genel Müdürlüğü tarafından randevu sisteminin güncellenmesiyle birlikte çiftçiler buğday teslimini daha seri bir şekilde yapıyor. Çiftçiler bu anlamda daha fazla zaman kazanıyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Toprak Mahsulleri Ofisi Erzincan Ajans Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Erzincan Ajans Müdürü Mahmut Özkılıç ve çiftçilerle görüştü. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde 600'ün üzerinde noktada hububat alımları devam ederken Erzincan'da alımlar Merkez ilçe ve Mercan ilçesinde sürüyor. Erzincan'da hububat alım noktalarında incelemelerde bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, buğday teslim etmek için gelen çiftçilerle görüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüm kurum ve kuruluşlarıyla çiftçilerin hizmetinde olduğunu kaydeden İl Müdürü Şahin, Erzincan'da ekim sahası açısından en çok yetiştirilen ürünün buğday olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçinin ürettiği buğdayı satın alarak üreticilere büyük kolaylıklar sağladığını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi Erzincan Ajans Müdürü Mahmut Özkılıç ise Erzincan'da hasat sezonu başlamadan Toprak Mahsulleri Ofisi olarak tüm önlemleri aldıklarını ve hasatla birlikte alımlara başladıklarını söyledi. Erzincan'da iki noktada hububat alımının devam ettiğini kaydeden Özkılıç, 24 Temmuz akşamı itibariyle Erzincan ve Mercan'da bulunan alım noktalarında 12 bin ton ürünü teslim aldıklarını söyledi.